Selamlar, Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün de huzurlu, mutlu, sağlıklı olduğumuz bir günümüz. Allah'ın izniyle bugünümüzü de verilen nimetlerin hamdü senasıyla dosdoğru ciddi bir şekilde yaşayacağız. Her günümüz planlı, programlı, ayrı bir hayat, ayrı bir ömür gibi görülür. Böyle yaşanır Allah'ın izniyle. Zaman hızla akıp gidiyor, mevsimler değişiyor. Şu esen rüzgar ve her şeyin sahibi Yüce Rabbimiz. Onu o kadar çok seviyoruz ki bizleri şah damarımızdan yakında her şeyimizi görüyor. Bunu bilerek her günümüzü daha ciddi, daha dosdoğru yaşamaya çalışıyoruz. Hani insanlar diyorlar ya, birileri beni sever mi ya da benim hakkımda ne düşünür, beni beğenir mi falan. Hiç önemli değil bu konular. Bunlar cahillerin işidir. Yüce Allah bizden razı olsun, bizi beğensin, rızasına ulaşalım, yeterlidir. Diğer konuların hiçbir önemi yok. Ve şu hayatta nasıl yaşamamız gerektiği, Yüce Allah'ın kelamı, hak kelam Kur'an-ı Kerim'le bizlere gelmiştir. O vahiy Cebrail tarafından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştir. Estağfirullah. İnna rahmeten lil alemin. İnna erselnake rahmeten lil alemin. Sadakallahu lezim. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bizlere de örnektir. O da Yüce Allah'ın bir kuludur, elçisidir. Biz de kullarıyız ve bize bir örnektir. Yüce Allah'ın hükmünü bize iletmiştir. Hayatımızı çok iyi düşünmeliyiz. Çünkü çok kısa, emin olun hayatımız aşırı kısa. Şu yaşadığınız ömür uzun zannetmeyin. Bakın insanlar geçmişine imreniyor. Keşke şu yaşımda olsaydım, çocukluğumda olsaydım, şöyle şeyler yapardım diyorlar. Ama bu mümkün değil. Şu an yaşadığın hayatın değerini bil. Her anın çok önemli. Herkes için bu geçerlidir. Düşünen var, düşünmeyen var. O ayrı konu. Ama hepsinin bir hesabı olacak. Bunu da unutmayalım. O hesabın da mükemmel olacağını lütfen unutmayın. Sizlere şu mükemmel nimetleri veren, şu mükemmel kainatı yaratan Yüce Rabbin bizleri mükemmel bir hesabı çekecek. Biz her şeyden önemlisi Yüce Rabbimizi çok sevdiğimiz için ibadetlerimizi hakkıyla yapmalıyız. Allah'ın izniyle bugün Yüce Allah'ın farzlarını hakkıyla yaptığınızda değerli olursunuz. Her gün her şeyden önemlisi bunları düşünmeniz gerekir. Şu dünyanın düzeni, masal hikayesi, beşeri kanunların değil. Şu mükemmel kainatı yaratan Yüce Rabbinin hükümlerini esas almalısın. Almadığın anda kayıptasın. Ne yazık ki şu an dünya düzeninde yaşayan insanların çok büyük bir kısmı beşeri sistemleri kendine referans almış, haramda batılda yarışan, helak olan tiplerle dolu. Ne yazık ki. İstiyoruz ki siz bunlardan olmayın. Bir kişi dahi dosdoğru olanı görse, anlasa ne güzeldir. Biz elimizden geleni bu konuda yapacağız. Ama insanların çok iyi düşünmesi lazım. Bakın hayat hızla akıp gidiyor. Şu hayatta yapacağımız en önemli işlerden birisi Yüce Allah'ın hükümlerine uygun bir hayatı sürmektir. Allah'a şükür bugün tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar bizlere kalacaktır. Önemli olanlar da bunlardır. Bakın size biz şu dünyada şu makamlara nasıl gelirsiniz? Nasıl şu kadar zengin olursunuz demiyoruz. En büyük zenginlik takvadır. O takvayı da her anının değerini bilerek, Yüce Allah'ın hükümlerine göre yaşayarak kazanırsın. Zaten bunlar önemli. Anne babanızın değerini bilin. Anne babanız yoksa da, şu hayatta hiç kimseniz yoksa, tekseniz bile çok önemli. Neden? Seni her an gören Yüce Rabbim var. Yalnız değilsin. Sahipsiz değilsin. Yüce Allah bizleri yarattı. Bizlere
hükümleriyle nasıl yaşamamız gerektiğini söyledi. Bizlere anlayıp yaşamak, fiiliyatı uygulamak düşüyor. Bu nedenle insanlar her gün 5 vakit namazı, farz olanlarını kesinlikle yapmalıdır. Yüce Allah'ı çok sevdiği için daha da fazlasını yapmalıdır. Daha da dost doğru yaşamalıdır. Zerre kadar bir haram, batıl, yanlış konuya bulaşmamalıdır. Yüce Allah'ı çok sevenler böyle yaşar. Allah'ın izniyle biz böyle yaşamaya çalışıyoruz. Takdir tabii ki Yüce Rabbimizindir. Biz kendimizi hiçbir zaman mükemmel görmedik. Aksine daha da mütevazı yaşamaya çalışıyoruz. Diyoruz ya, bugün ayrı bir hayat bizim için. Ayrı bir ömür. Bugün yapacağımız ibadetler ayrı değerli, ayrı hususi ve önemlidir. Allah'ın izniyle inşallah tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız namazlarla Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu, ebedi cennetten ulaştırdığı kullarından olabiliriz diyorum. Hoşçakalın.